أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين وبعد. Evet, Maturidi tefsirinden devam ediyoruz. Maturidi üzerinde biraz duralım. Şimdi Maturidi tabi yani nispesinden de anlaşıldığı üzere Semerkant'ın yakınlarında Maturid'de doğdu. O yüzden zaten Maturidi nispesini aldı. Zaten Maturidi hepimizin bildiği gibi, yani Hanefiliğin tabi Türkler arasında yayılmasına etkili olduğu gibi, yani Maturidi mezhebinin tabi müessisi, kurucusu olarak kabul edilmektedir. Tabi Maturidi, şu da bir gerçek ki, hani İmam Eş'ari kadar da tanınmış değil. Çok daha geç dönemde tanınmaya başlamış. Yani o yüzden Eş'arilik mezhebi daha fazla yaygınlaşmış. Maturidi daha çok Türklere mahsus bir durum arz etmiş. Tabi Eş'ari kadar tanınmadığı gibi Tevilatul Kur'an adlı eseri ve yine Kitab-ı Tevhid diye iki tane meşhur eseri var. Bu eseri de daha yeni yeni, daha günümüze yakın zamanlarda tanınmaya başlanmış. Daha önceleri o kadar çok tanınmıyordu. Evet, yani Maturidi'nin tabi tefsirin temel özelliği tefsir ile tevil arasındaki ayrımı çok net ortaya koyması. Yani tefsirin kesinlikle sahabeye ait olduğunu, tevilin ise fukahaya yani ulemaya ait olduğunu söylemesi, bu şekilde arasındaki ayrımı en iyi bir şekilde ortaya koyan bir alimdir. Tabi tefsirde eleştirel metodu en iyi şekilde kullanır. Esasında tefsirini, Tevilatul Kur'an adlı tefsirini tamamen Mu'tezili eleştirmek üzere kaleme aldığını söylemek gayet mümkündür. Çünkü tefsire baktığımız zaman daha çok Mu'tezili görüşleri eleştirmekte. Bunu görebiliyoruz. Evet. Yani Maturidi'yle alakalı şunu da tabii söylemek gerekiyor. Şimdi İmam Maturidi tefsirinde nüzul ortamını, nüzul zamanı ve ilk muhataplar gibi özellikle çok dikkat ediyor. Yani bir ayeti tefsire başlarken önce yani sebebi nüzulü varsa o ayetin önce onu zikrediyor. Sonra tabi tefsir etmeye başlıyor. Bir de şöyle bir durum da var. Yani ayetleri özel sebeplere hasretmiyor. Yani özel sebebini zikrediyor ama şunu söylüyor. Yani özel sebebi ayetin umumi şekilde anlaşılmasına engel olmaz. Dolayısıyla genel anlamı çıkartmaya çalışıyor. Sonraki muhatapların ne ifade ettiğini ortaya koymaya çalışan bir tavrı var. Şimdi biraz Maturidi'nin tefsirinden okumalar yaparak onu daha iyi anlamaya çalışalım. Şimdi şöyle tefsirini bir açalım. Kapağını sizlere göstermek istiyorum. Evet, işte tefsiri bu şekilde. Tevilatul Kur'an adlı tefsiri. Bunu şöyle biraz daha büyütelim. 17 cilt halinde bu eser basılıyor. Tabii başka baskıları da var. Ama Türkiye'de Bekir Topaloğlu tarafından basılmış, baskısı yapılmış bir eser. Bunun aynı zamanda tercümesi de yapıldı bu eserin. Şöyle biz belli bir yeri okumaya çalışalım. Evet. Buradan okuyarak. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ biz bir ayeti nesedersek evnün siha ya da onu unutturursak ne'ti bi hayri minha ondan daha hayırlısını getiririz ev misliha ya da onun benzerini getiririz. Elem te'alem bilmedin mi ennallaha Cenab-ı Hak ala kulli şeyin kadir her şeye gücü yetendir. Ve kavluhu ma nensah bin ayetin evnün siha. Şimdi bu kısmı tefsir edecek Maturidi. Kale ba'du ehlil kelam. Kelamcıların bazıları demiştir ki مَا نَنْسَخْ yani nesedersek مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ lehv-i mahfuzan. Dolayısıyla buradaki nesih olayı lehv-i mahfuzu kastettiğini söylüyor. Yani lehv-i mahfuzan bir olayın, bir durumun kaldırılması ya da ayetin oradan kaldırılması anlamında اَنْنُنْسِهَا ya da unutturursak yani bunu unutturmak نَدَعُهَا bırakırsak فِي اللَّوْحِ lehv-i mahfuza bırakırsak. Dolayısıyla bu nesih olayı tamamen lehv-i mahfuzla alakalı olduğunu bize söylemeye çalışıyor.
Ama bazı kelamcılara göre tabii. Ve kîle, yine bir görüşe göre menensah min ayetin. Biz bir ayetinde ders nesh edersek ey nerfa bi ayetin ukhra, başka bir ayetle onun hükmünü kaldırırsak diye burada ıslahi anlamda da olabileceğini söylüyor. Ev netruka fil ukhra, ya da onu başka bir zamana bırakırsak diye de bu şekilde de söylenebilir. Ve kîle, bir görüşe göre ise menensah min ayetin, bu ifadenin manası fenerfa hukmaha, o ayetin hükmünü kaldırırsak ve amele biha, ve onunla ameli kaldırırsak emnunsiha, yani ey netruk kıraateha ve tilaveteha, onun okuyuşunu ve tilavetini terk edersek, yani dolayısıyla bir ayetin lafzan nesledilebileceğini burada söylemeye çalışıyor. Feyecuzu raf'u aynihâ, yani bu şekilde diyor, ayetin bizzat kendisinin kaldırılması da caizdir. Ve yecuzu raf'u hukmiha, hükmünün kaldırılması da caizdir. Yani kendisi değil, lafzı değil, sadece hükmü de kaldırılabilir. Zaten söylüyor. Ve ibka'u aynihâ, ve ayetin bizzat kendisi, yani lafzının kalması Kur'an'da, yani lafzı Kur'an'da kalıyor ama hükmünü kaldırmak mümkündür. Li evcihi, takım sebeplerden dolayı diyor. Ayetin lafzı baki kalıp ama hükmü yürürlükten kaldırılmış olabilir. Ahaduha, bunlardan birisi ise zuhurun neshi. Neshin ortaya çıkmasıdır. Evet. Febbafale, bu durumda diyor geçersiz olur. Kavlu men enkera nesha. Neshi inkar edenlerin görüşü geçersiz olur. Yani bu ayet neshi inkar edenlerin aleyhine bir delildir diyor. Demek ki o dönemlerde neshi inkar edenler varmış. Böylece Maturidi onların görüşlerini çürütmeye çalışıyor. İd vucide, bulunduğu durumda. Evet. Yani eğer biz bunu kabul edersek, böyle bir nesih olayı gerçekleşmiş olursa o zaman nesih inkar edenlerin görüşü geçersiz olur. Evet. وَمَنْ اَنْكَرَ ذَٰلِكَ, bunu inkar eden de اِنَّمَا اَنْكَرَ لِجَهْلٍ بِالنَّسْخِ, yani nesih bilmediği için bunu inkar etmiş olur. لِأَنَّ النَّسْخَ, çünkü nesih بَيَانُ الْحُكْمِ, bir hükmün açıklanmasıdır, ila vaktin, bir vakte kadar, bir süreye kadar, yani bir süreye kadar bir hükmü belirlemektir. Leysa alel bedai, yoksa bu bir beda değildir. Yani ala ma kâletil yehudu, Yahudilerin anladığı şekilde nesih bir beda değildir. Beda, yani Allah'ın haşa bir şeyi yanlış anladığını ya da bir şeyi doğru olmadığını fark edip de onu düzeltmesi şeklinde bir anlayış, bir anlamda olduğunu düşünmek, bu anlamda değildir diyorlar. Ve sani, ikincisi enne litilaveti fiha, yani ayeti okumak, okumada vardır fazlının bir fazilet, kemalil ameli, amelde olduğu gibi onun bir fazileti var. Yani hükmüyle amel edilmemiş olsa bile sonuçta sırf onu okumaktan dolayı kişi sevap kazanır. Evet, feyecuzu, bu sebeple raf'u fazlil ameli, amelin faziletinin kaldırılması, ve beka'u fazlil tilaveti, ve tilavet faziletinin baki kılınması, yani onun bırakılması mümkündür. Yani hükmünün kaldırılması suretiyle, evet, amel fazileti, amel sevabı kaldırılmış olur o hükmün, hükümle amel etmenin, ama sırf o ayet okumaktan dolayı bir sevap kazanılır. Bu nedenle Allah hükmü nesedip de ayeti tamamını, yani lafzını neshetmemiş olabilir. Ve thalifi, üçüncüsü, evet, ala ca'lil evveli, yani birincisinin kılınması, fi haletil izdirari, zorunluluk halinde kılınması, ve sani, ikincisinde fi vakti saati, genişlik vaktinde kılınması şeklinde olabilir. Yani birinci hükmü zorunluluk halinde, zorunluluk halinde bir hükmü ortaya koyar, ikincisi ise genişlik, yani zaruret hali ortadan kalkınca bunun uygulanması şeklinde iki tane hüküm, Cenab-ı Hak iki hüküm beyan edebilir. Kekavliyini tekim, şu ayet-i kerimede olduğu gibi hurrimet aleykumul meytetu, size ölü hayvan, yani boğazlanmadan ölen hayvan haram kılındı. Yani ölü et haram kılındı. Tümme yecusu, sonra caizdir. Evet, en yerfa'a aynuha, bunun bizzat lafzın kendisinin kaldırılması da caizdir. Evet. Fe yunsa zikruha, ve onun zikredilmesi, yani lafzının kendisinin
söylenmesi unutturulabilir. Allah bunu tamamen kaldırabilir. Yani burada şunu söylüyor. Lafzın kendisi kaldırılır ama hükmün kendisi baki olabilir. Hükmün kendisi devam edebilir. Kema ruya an Ömer radıyallahu anhu. Hazreti Ömer'den rivayete göre ennehu kal. Evet. Hazreti Ömer'den rivayete göre o şöyle demiştir. Künnâ biz ne'dilü suratel ahzâbi. Biz Ahzab suresini denk tutuyorduk. Biz suratel bakaratı, bakara suresine. Yani Ahzab suresinin uzunluğu, bakara suresinin uzunluğu kadarmış. Yani bu kadar uzunmuş. Hatta rufi'a minha, ta ki ondan kaldırıldı. Ahzab suresinin ayet, bazı ayetler kaldırıldı ve çok kısa bir sure haline geldi demek istiyor. Minha bu ayetlerin içerisinde yer alıyor. Şu ayet, eşşeyhu ve şeyhatu. Eşşeyhu burada şeyh yaşlı manasında değil, evli erkek ve şeyhatu evli kadın. İza zeneya zina yaptıkları zaman fercumuhuma onları recmedin. Elbette de kesin bir şekilde onları recmedin. Mesela bu ayet diyor, lafzı Kur'an'ın kendine kaldırılmıştır ama hükmü ise bakidir. Recim hükmü devam etmektedir. Ve emma kavluhu, Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğuna gelince, ne'ti bi hayrin minha ev misliha, ondan daha hayırlısını ya da benzerini getiririz. Fehtülü fefi, bunun anlamı konusunda ihtilaf edilmiştir. Kıyla bir görüşe göre, ne'ti bi hayrin minha, bu ifade ey, yani uhiffu ya da ehaffe, demek tabi daha doğru, ehaffe, daha hafifini ve ehvene, daha kolayını, alel ebdani, bedenlere daha hafif ve daha kolayını getiririz. Ke kavli şu ayet-i kerime gibi ve alellezine yutikunehu. Evet. Ve alellezine yutikunehu, yani orucu tutmaya gücü yetemeyenlere fidye vermek vardır. Yani fidye verebilirler şeklinde kolay bir hüküm geliyor. İnnel emra bisavmi, çünkü oruç emri kâne li vaktin dûne vaktin. Yani belli bir zaman farz kılınıp belli bir zaman hükümlükten, yürürlükten kaldırılmış olabilir. İyiydi çünkü raca'al hukmu anil itaqati ilal gayr. Çünkü hüküm oruca güç yetirmekten başka bir duruma, yani fidyeye dönüşmüştür. Yani ilk başta mutlaka oruç tutulması gerekiyorken sonra bu fidyeyle, imkanı olmayan, gücü yetmeyenlerin fidyeyle daha hafif bir hale getirilmiştir diyor. Evet. Vakıda aynı şekildedir. Ma kana minel hukmi, hüküm fi tahrimil ekli, yemenin haram olması, inden devmi, yani uyku esnasında, yani uyumadan önce Ramazan'da, uyumadan önce yemenin uyuduktan sonra yemenin haram olması, vel cima ve cimanın haram olması. Yani Ramazan'da uyuyana kadar yeme içme serbestti ama uyuduktan sonra, yani burada işte yatsı vakti olarak hesap ediliyor. Yatsı vaktinden sonra yeme içme tamamen yasaklanmıştı. Cima da aynı şekilde, cinsel ilişki de aynı şekilde yasaktı. Ve keda tahrimul meyteti, yine ölü etinin haram kılınması. Evet. Lev lem yerit fihima, eğer bu konularda gelmemiş olsaydı, el ibahatu mübahlık vel hillu ve helallık inda darureti, zorunluluk yani zaruret haline mübahlık hükmü gelmemiş olsaydı, lekunna ne'arifu bil hurmeti, bunun haramlığını bilirdik ki ve zalike ehafu ve ehven, ama işte zaruret halinde bunun helal kılınması, mübah olması ise daha hafif ve daha kolay bir hale gelmiştir. Dolayısıyla hüküm başta zorken daha sonra bu hüküm kolaylaştırılabilir. Vakıyla yine bir görüşe göre ne'ti bi hayrin minha, daha hayırlısını getiririz ifadesi, yani fi sevabi fil akibeti, ahirette sevap açısından daha hayırlısını getiririz anlamındadır. Ve huve en yazhara lekum bihi, yani size ortaya çıkması, el hayru hayrın fi hakkı ittibai, o hükme tabi olmada. Evet, yani tabi olma konusunda hayrın ortaya çıkması şeklinde. Vel mislu fi hakkil emri, ve bu emir hakkındaki benzer bir durumda aynı şekildedir. Yani burada şunu söylüyor, benzer bir hüküm getirilerek aynı fayda yine sizlere sağlanmış olur. Evet, feyeşteriku, ortaktır ashabul münkirine linneshi, nesi inkar edenlerle, ma'an müfbitine, o nesi kabul edenler, fi hakkı ittimari bin misli, benzer bir
hükümle emredilme konusunda aynı ortak düşünceyi paylaşırlar. Evet. Ve yefdulunhum bi zuhuril ahir, ama sonra gelen hükmün ortaya çıkmasıyla kabul edenler etmeyenlerden tabii daha üstün olurlar. Ve bu da mesela ne gibi? Kessalati ila beytil makdis, Kudüs'e yönelerek namaz kılmak gibi. Kâne lehum mislu ma lil yehudi fi hakl itimar. Yani emir konusunda diyor Yahudilere benzer bir durum vardı. Çünkü Yahudiler de Kudüs'e doğru namaz kılıyorlardı. Ve lem yekun zahara lehum el ahiru. Son hüküm onlar için, yani Yahudiler için ortaya çıkmamıştır. Fi vakti zuhuri emri, emirin ortaya çıktığı anda. Ve übhime el hayru, bu şekilde hayır müphem bırakılmıştır. Ve zahara indehu, ve ama peygambere açığa çıkmıştır. Fî men ebâ enne ittibâ'ahu, o hükme tabi olandan sakınan. Lem yekun li ecli hakkil mutâbe'ati, yani tamamen tabi olmadan dolayı, yani tabi olanın sırf tabi olmamak için ki bu direnmesi hakkında ki hükümde ortaya çıkmış oluyor. Yani bu emre tabi olmak, yani sırf tabiyet açısından değil, bel bilakis lima kana indehu el hucce, yani onda peygamberde bir delil olma açısından artık yeni bir hükme, yani artık Kudüs'e değil Kabe'ye yönelme emri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu illa Kudüs ya da Kabe'ye yönelmeyle alakalı bir durum değil, hükümle alakalı ayet daha önce kapalı bırakılan hayrı ortaya çıkartmış oluyor. فَاَمَّا مَنْ جَعَلَهُ خَيْرًا عَلَى الْبَدَلِ, ancak bunu bedel üzerine hayır kılan kimseye gelince, evet. Yani nesin sadece bir hükmü değiştirme olarak kabul edenlere göre ise, kabul eden kimse ise فَاسْتَبْدَلَ بِهَا الْآخَرَ, başka bir hükmü diğer hükümle değiştiriyor. Yani değiştirdiğini kabul ediyor. رُخْسَةً وَاِبَاحَةً, bir ruhsat ve mübahlık olarak, değiştirme olarak görüyor ki vel ibahatu, mübahlık da vuruduha, bunun mübahlığın gelmesi de bir takfif, hafifletmek içindir. Dolayısıyla yani böyle bir düşünceye sahip olan kimse için de esasında bir sonra gelen bir hüküm hafifletme amacını taşımaktadır. Evet. وَمَنْ اِسْتَدَلَّ, delil gösteren kimse عَلَى اَنَّ النَّسْخَ, nesih ebeden daima yeridu عَلَى مَا هُوَ اَغْلَظُ, daha katı olan bir hüküm üzere gelir. Yani nesin daima zor olanı değiştirmek için geldiğini düşünen kimse, yani önce zor bir hüküm gelir, sonra kolay bir hüküm gelir. Yani böyle anlayan, nesi sadece bu şekilde olur diyen kimseye göre, kimse için ise عُرِضَ, itiraz edilmiştir böyle bir kimseye bir kavlihi. Cenab-ı Hakk'ın şu buyruğuyla فَاَمْسِكُوهُنَّ, o kadınları tutun fil buyuti, evlerinde, hatta yetevaffahunnel mevtu, ölüm onları alıncaya kadar. Fe übdile, bu hüküm aslında değiştirilmiştir. Bi ukubetin eşedde minel evveli, birincisinden daha şiddetli. Birincisi daha şiddetli bir hükümle değiştirilmiştir ki ve huve recmu, bu da recimdir. Bi kavlihi, peygamberimizin şu buyruğuyla, Cenab-ı Hak şu buyruğuyla hudu anni hudu anni. Tabi bu hadis peygamberimiz şu buyruğuyla diyeceğiz. Benden alın deyip sonra rejim hükmünü orada ifade ediyor peygamberimiz. Dolayısıyla yani nesih denen şey önce zor sonra kolay değil sadece. Böyle olabildiği gibi bazen önce hafif sonra zor bir hüküm gelmesi şeklinde de olabilir. Evet, burada kalabiliriz arkadaşlar. Şimdi diğer müfessirimize geçelim. Evet, Ebu'l-Leys es-Semerkandî'nin Tefsirul Kur'an'ın Azîmi. Evet, Ebu'l-Leys Semerkandî, Semerkant'a zaten ismesinden anlaşıldığı üzere Semerkant'a doğuyor. Hanefi fakihlerinden, Hanefi alimlerinden. Tabii yani hem rivayet hem de dil üslubunu kendi tefsirinde topluyor, ikisine de yer veriyor. Tabi tefsiri çok uzamasın diye senetlerden bahsetmiyor. Tabi sebebin üzere çok önem veriyor. Dil bilim araçlarını iyi bir şekilde kullanıyor. O yüzden dedik yani hem rivayet hem de dil araçlarını ikisinde tefsirinde cem eden bir alim. Tabi ana kaynağı Mukatil bin Süleyman'dır. Yani esasında bilgilerinin
çoğunu oradan alıyor. Tabii bu fakih olduğu için ahkam ayetlerine geldiği zaman çok daha detaylı, çok daha teferruatlı bir şekilde açıklamalara yer veriyor. Evet, şimdi bunun tefsirinden biraz okuyarak müfessirimizi anlamaya çalışalım. Evet, tefsirin kapağını şöyle bir açalım. Tefsir-i Semerkandi, El-Müsemmâ Bahrul Ulûm, bu şekilde biliniyor. Tabi bu Ebu'l-Ala Es-Semerkandi'nin de Bahrul Ulûm var, onunla karıştırmamak lazım. Bu Ebu'l-Leys Es-Semerkandi. Evet. Bunun tefsiri 3 cilt halinde. Kısa bir tefsir, çok da uzun bir tefsir değil. Şimdi buradan biz okuyacağımız kısım, evet, Rahman suresinden okuyacağız. Evet. Kavluhu tebâreke ve teâlâ er-Rahman allemel Kur'an. Rahman Kur'an'ı öğretti. Ve derke, bunun açıklaması şudur. Ennehu lemmâ nezele kavluhu teâlâ. Cenab-ı Hakk'ın üscudû lirrahmâni, Rahman'a secde edin buyruğu indiği zaman, kâre küffâru Mekke'te. Mekke kafirler dediler ki, ve men rahmanu, Rahman nedir ki? Enescudû, secde edeceğiz, limâ te'muruna, senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz? Rahman nedir? Ve kâlu, ve onlar dediler ki, Mekke müşrikleri, ma na'rifu er-Rahmane. Biz Rahman'ı tanımıyoruz. İlla Müseylemetül Kezzab. Müseylemetül Kezzab, Rahman. Ancak Müseylemetül Kezzab, bu biz Rahman olarak tanıyoruz. Çünkü Müseylemetül Kezzab kendisini Rahman olarak nitelendiriyordu. Fe enzelallahu teala, bunun üzerine er-Rahman suresi, bu ayetler indi. Fe ehbara an nefsihim. Bu surede Allah kendisinden haber vermiştir. Evet. Ve zekera sıfete tevhidihi, ve tevhidinin niteliğini anlatmıştır. Bu surede yani tevhidden bahsetmiştir. Fakale er-Rahman, ve Rahman buyurmuştur. Yani er-Rahman ne demektir? Ellezî enkerûhû. Yani o Mekke müşriklerin inkar ettiği, reddettiği Rahman Allah'tır ki allemel Kur'ane, Kur'an'ı öğretmiştir. Yani ne demek Kur'an'ı öğretmek? Enzelel Kur'an'ı, Kur'an'ı indirdi. Ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'e indirdi. Yoksa bizim bildiğimiz Kur'an talimi şeklinde değil. Burada alleme, enzele manasındadır. Liyekra'uhu aleyhi Cibrilu aleyhisselam. Cibril ona okuması üzere. Ve yuallimuhu, ve öğretmek üzere. Yani burada aslında alleme ifadesi Cebrail aleyhisselamın peygambere Kur'an'ı okuması ve ona öğretmesi anlamındadır diyor. Halakal insane, insanı yarattı. Yani ellezî halaka Âdem'i. Âdem'i yarattı. Min edîmil ardı. Yeryüzünün yüzeyinden, yani yüzeydeki topraktan yaratmıştır. Ve yukalu, şu bir görüşe göre ise halaka Muhammeden. Burada insan ile Muhammed'i kastettiği de söylenmiştir. Ve yukalu, yine bir başka görüşe göre ise halakal insane. İnsanı yarattığı ifadesi erade bihi. Bu insan ile kastetmiştir, cinsel insan, insan türünü kastetmiştir. Yani bütün insanları yarattı Allah demektir. Yani ce'alehu, Allah onu kıldı. Evet, muhberan, kendisine haber verilen, yani bir bilgiye sahip olan, mümeyyezen ve ayırt edilen bir varlık olarak, diğer varlıklardan ayırt edici özelliğine sahip olarak kıldı o insanı. Hatta öyle ki, yümeyyizel insane, insanı Allah ayırıyor, min cemiyel hayvan, tüm diğer canlılardan ayırt edecek şekilde insanı yarattı. Allemahu el beyan, ona beyanı öğretti. Yani el kelam, ona konuşmayı öğretti. Ve yukalu, bir görüşe göre, yani el fasahat, ona güzel konuşmayı öğretti şeklinde söyleyenler de var. Ve yukalu, bir başka görüşe ise el fehm, anlayışı, anlamayı öğretti. Anlama, idrak sahibi olmayı öğretti. Böyle düşünenler de var. Dolayısıyla ya konuşmak anlamında, ya da güzel konuşmak, ya da anlama şeklinde üç tane farklı görüş var. Sümme kal, sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Eşşemsu vel kameru bi husban. Evet, güneş ve ay bir hesap iledir. Yani bir
hesabin ve menazil. Güneş ve ay bir hesap ve konumlara sahiptir. Ve la yeteaddâniha, o hesap ve konumların ötesine geçmez. Evet. Ve yukalu bi husbanin ifadesi, yani yedullâni, bu güneş ve ay gösterir. Alâ adede şuhuri, ayların sayısını, vel evgâti, zamanları gösterir. Ve yu'rafu minhâ, ve bunlarla bilinir. El hesabu, hesap bu şekilde bilinmiş olur. Ve necmu ve şeceru yescudân. Evet. Necim. Şimdi bu necim kelimesi tabii söyleyecek ama yerden biten ot. Çünkü neceme aslında çıkan şey demek. İlk defa ortaya çıkan şey manasında. O yüzden yerden biten ot anlamında kullanıldığı gibi yıldız manasında kullanılıyor. Çünkü yıldız da gökyüzünde bir anda ortaya çıkan şey olduğu için ona da necim ifadesi kullanılmış. Şimdi bakalım müfessirimiz burada ne diyecek? وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدًا. Ot ve ağaç secde ederler. وَالنَّجْمُ, necim kelimesi, küllü nebatin, tüm bitkiler ki yenbesitu ala veçil ardı, yerin yüzeyinde yeşeren, ortaya çıkan her bitkiye necim denir. Çünkü neceme kelimesi bir anda ortaya çıkan küçük şey anlamını ifade ediyor. O yüzden ot manası verdik. لَيْسَ لَهُ سَاقٌ, onun bir gövdesi yoktur. مِثْلَ الْكَرَمِ وَالْقَرْعِ, evet, üzüm. Evet. Üzüm ve bal kabağı gibi gövdesi olmayan şeydir necim kelimesi. Evet. Ve nahve zalike, ve bunun gibi, buna benzer şeylerdir. Evuş şecer, ya da ağaç ki ağaçta küllü nebatin lehu sak, gövdesi olan her bitkiye de şecer kelimesi kullanılır ki yescudane. Böylece hem gövdesi olmayan, yani ot ve ağaç secde ederler. Yani zilluhmu, onların gölgeleri secde eder. Ya da yani zillem, Allah onların gölgelerini kastediyor. Yescudani lillahi teala, Allahu Teala'ya secde ederler. Fi evvelin nehari, gündüzün ilk zamanında, sabah, ve ahirihi, ve sonunda, yani akşam secde ederler. Evet. Ve yukalu yescudani. Tabii niye kendisini de gölgesi diye söylüyor? Çünkü güneş vurduğu zaman gölgeleri hareket halinde bu şekilde sürekli değişiyor. Sanki Allah'a secde eder görünümde. Yani aslında burada secdeden maksat Allah'a boyun eğiyorlar. Güneş ne tarafa doğru vursa ona göre gölgelerin değişmesi, Allah'a teslimiyetlerin bir temsil olarak ifade edilmesi bu anlamda olduğunu söylüyor. Ve yuqalu yescudani, yani yusebbihani Allah Teala, Allah Teala'yı tesbih ederler anlamında. Yani secdeyle tesbih etmek manasında olduğunu söyleyenler de var. Kema kâle, nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve in min şeyin, hiçbir şey yoktur ki illa yusebbihu bihamdi, ancak Allah'ı hamd ile tesbih eder. Evet. Yani ne demek Allah'ı hamd ile tesbih eder? Bütün varlıklar Allah'ı tesbih eder dedi anlamı. Tüm varlıklar aslında kendi yaratılışlarını, kendi varlıklarının Allah'tan olduğu şuurundadırlar. Yani hiçbir zaman kendi kendine bir şey yapamazlar. Tamamıyla Allah onlarda yaratılışı, büyümeyi var eder. Onların hiçbir bu konuda kudretleri, güçleri yoktur. Yani bu anlamda bu da bir tesbihtir. Ve yukalu, bir görüşe göre ise halakahum ala halqihim. Evet, yani Allah güneş ve ayı insanı yarattığı gibi yaratmıştır ki fiha delilun, bunda bir delil vardır. Lirububiyyeti Allah'ın Rabbine. Ve yedullu, ve delalet eder ki el halqa ala sucudihi, mahlukatın kendisine secde ettiğini gösterir. Yani sadece insanlar değil, bütün mahlukat Allah'a secde etmektedir. Bu anlamı ifade eder diyor. Ve rava İbn-i Ebi Nüceyh, İbn-i Ebi Nüceyh rivayet etmiştir. An Mücahit, Mücahit'ten fi kavli ve necmu ve şeceru yescudan ayetinde. Kale nücumu semai. Bakın burada sema, göğün yıldızları. Yani burada necim kelimesi yıldız anlamında olduğunu söylüyor. Ve eşcarul ardı, ve yeryüzünün ağaçları yescudani, secde ederler bu kurata ve aşiye, sabah ve akşam Allah'a secde ederler. Thumma qala azza ve celle. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ve semaa rafa'aha. Sonra göğü yükseltti. Yani minel ardı, yerden, göğü yerden yükseltiyor. Mesirate 500 amim. Evet, 500 yıllık bir mesafe kadar yükseltiyor. Tabii bu 500 yıllık mesafe neyi kastediyor? Şimdi eğer uzay olarak düşünürsek, yeni topraktan uzayın sonuna kadar
500 yıllık bir mesafe var. Tabii bu 500 yıllık mesafe neye göre, ışığın hızına göre mi, neyin hızına göre? Dolayısıyla bunlar da tabii kapalı meseleler. Ve vada'l mizan. Ve mizanı, ölçüyü koydu Allah. Yani enzelel mizane, ölçüyü indirdi lil halki, mahlukat için. Yuzanu bihi, onunla ölçme, tartma olayları gerçekleşsin diye. Evet, ölçü tartı olsun diye. Ve innemâ enzele, Allah bu ölçüyü indirmiştir. Fî zemâni Nuhin aleyhisselam, Nuh aleyhisselam zamanında indirmiştir. Ve lem yekun kable zâlike mizan, ondan önce ölçü, tartı diye bir şey yoktu. Yani Nuh aleyhisselamdan önce insanlar bir şeyler tartarak ya da ölçerek vermiyorlardı. Tamamen göz kararı veriyorlardı ama Nuh aleyhisselam zamanında artık ölçü, tartı bilimleri kullanılmaya başlanıyor. Ella tadgav fil mizan, ölçüde azgınlık yapmayasınız diye. Yani likey la tadlimu fil mizan, ölçüde zulmetmeyesiniz diye Allah ölçüyü indirdi. Ve yukal, ve şöyle de denilir bir görüşe göre, yani ve vada'l mizan, yani enzele el adle, adaleti indirdi fil ardı, yeryüzünde. Ella tadgav fil mizan, o ölçü konusunda haddi aşmayasınız, azgınlık yapmayasınız diye. Yani likey la temilu anil adli, yani adaletten ayrılmayasınız, adaletten sapmayasınız diye Allah adaleti indirdi. Dolayısıyla buradaki mizan bizim bildiğimiz gerçek manada ölçü tartı değil, adalet manasında olduğunu da söyleniyor bir görüşe göre. Evet, ve akimul vezne. Evet. Ölçüyü gerçekleştirin bil kıstı, adaletle. Yani tartıyı, ölçü tartıyı adaletle gerçekleştirin. Yani i'dilu fil vezni. Tartıda, ölçüde, tartıda adaletli davranın. Ve la tuhsiru el mizane. Ölçüyü eksik yapmayın. Yani la tenkusu hukuken nasi fil vezni. Ölçüde, tartıda insanların haklarını eksik vermeyin. Ve yukalu, bir görüşe göre mana şöyledir. Aqi ve aqimul vezni. Yani aqimu el lisane bil kavl. Evet. Yani lisanı sözde düzgün yapın. Yani düzgün konuşun, güzel konuşun. وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانِ يَعْنِ لَا تَقُولُ بِغَيْرِ حَقِّنِ, haksız yere konuşmayın. Yani haksız söz söylemeyin. وَالْأَرْضَ, yeryüzünü وَضَعَهَا, o yeryüzünü koydu لِلْاَنَامِ, mahlukat için. Yani بَسَطَ الْأَرْضَ لِلْخَلْقِ, yeryüzünü mahlukat için genişletti, yaydı. Yani mahlukat için yaşanabilir bir yer yaptı. فِيهَا, o yeryüzünde vardır fakihdül meyveler. يَعْنِ وَخَلَقَ مِنَ الْأَرْضِ min elvan el fakiyeti, yeryüzünde çeşitli meyveler yarattı. Ve nahlu, hurma zatul ekmam. Evet, salkımlı hurmalar, yani zaten nahil tabili, yani uzun hurma ağaçları. Evet, el muvakkarati bit tal'i zatil halqi, yani güzel yaratılışlı salkımlarıyla ağırlaşmış uzun hurmalar, hurma ağaçları yarattı. Ve innemel acaibu fi halqihi, acayip enteresan şeyler Allah'ın yaratılışındadır. Ve ma yetevelledu minhu, ondan doğan şeydedir. Li ennehu yetevelledu minen nakhili ve minel melafi'i ma la yuhsa, nitekim hurmanın sayılamayacak birçok faydaları ortaya çıkar. وقال الكتبي, كتبي dedi ki ذات الاكمام, bunun manası yani ذات الكوى, tomurcuklu demek, قابل ان تتفتق, yani henüz böyle yarılmamış, ta içinden çıkmamış olan, yarılıp çıkmamış olan tomurcuklu anlamına gelir. وغلاف كل شيء, her şeyin kılıfı, ekmuhu, onun, ona ekm denir. Yani ذات الاكمام yani ذات الغلاف, kabuklu anlamına gelir. Yani zatül ekmem, dolayısıyla kabuklu hurmalar, hurma ağaçları manasında olabilir diyor. Evet. Vel habbu, dane, zül asfi, yapraklı dane. Yani zül veraki, bu da asf, varak manasında. Var rayhan, ve rayhan aslında güzel koku manasına gelir. Yani semerahı, onun meyvesini kastediyor. Ve kâle mücahit, el asf kelimesi, yani varakul hinta, buğdayın yaprağıdır. Ve rehihan, rehihan kelimesi el-rizku, rızık anlamındadır. Ve kâle dahak, dahak diyor ki el-habbu el-hinta. Buradaki hab kelimesi hinta, yani bu buğday. Ve şi'ir, arpa, ve manası kastedilmiştir. Ve el-asfu, evet, asf kelimesiyle de et-tibin, saman anlamı
kastedilmiştir diyor. Ve rava Sa'id ibn-i Cübeyr an ibn-i Abbas kâle el-asfu el-zer'u. Asf kelimesi zer'e ekin manası var. Rayhan el-veraku varak yaprak manasındadır. Evet. Bilisan-ı himyer, himyer dilinde yaprak anlamındadır diyor. Ve yukal bir görüşe göre ise el-asfu es-sümbül başak manasındadır. Ve rayhan semeratu rayhan ise onun meyvesi anlamına gelir. Ve ma yuntefe'u bihi ve yararlanılan şey anlamındadır. Ve yukalu el-rayhan yani rayha riyahayn yani iki rüzgar yani iki güzel koku ya da cem'u reyhan reyhanın cemisi. Evet. O zaman riyahin olup cem'u reyhan reyhanın cemisi riyahin anlamındadır diyor. Ve huve neptun la saqa lehu. Evet bu da gövdesi olmayan bir bitki türüdür diyor reyhan. Evet. Kara İbn-i Amir İbn-i Amir şöyle okumuştur. Vel habbe şeklinde okumuştur. Vel habbe zul asfi bi nasbil bayi bağının nasbıyla habbe şeklinde ve innema nasabahu bunu nasb etmiştir li ennehu çünkü atfun atıftır ala kavli el arda vada'aha lil enam ardaya atıf olduğu için o yüzden el habbe diye mensup okumuştur. Vel hab yani ve halakal habbe dane yaratmıştır. Vel asfi ver reyhan. Evet burada yapraklı ve reyhan ve meyveli olan yani ürünü olan dane yaratmıştır manasında. Ve kâle ve kara İbn Kesir ve Nafi'un ve Ebu Amr ve Asım onlar da şöyle okumuşlardır. Vel habbu zul asfi ver reyhan bi zammin nuni vel bâi hem nunun hem de bağının zammesiyle li ennehu atfun ala kavli çünkü bu atıftır ala kavli fiha fakihetun. Fakihetun kelimesinin atıf olduğu için merfu olarak okumuşlardır. Ve qara Hamzetu vel Kisai hakeza onlar da bu şekilde okumuşlar. İlla ennehum ancak onlar kesera en nune nunu kesreyle okumuşlar. Fi kavlihi var rayhan yani var rayhani şeklinde okumuşlar. Atafa çünkü bunları atfetmişlerdir. Alel asf, asf kelimesini yani zul asfi ve reyhani ala vecihil mücavereti mücaveret yoluyla yani kendi komşusu meksur olduğu için reyhan da meksur olur. Yani yandaki kelime harekesi neyse aslında irab açısından ona tabi olmasa bile onun harekesini alabilir. Fakat zekere teala Cenab-ı Hak zikretmiştir. Min evveli sureti surenin başından itibaren ni'ma'ehu nimetlerini zikretmiştir. Ya da ni'ma'ehu nimetlerini zikretmiştir. Sümme khatabal insane vel cinne. İnse vel cinne sonra insanlara ve cinlere hitap edip fakale şöyle buyurmuştur. Febi eyyi alâi rabbikuma rabbinizin hangi nimetlerin tükedi ben yalanlıyorsunuz? Evet. Ve illem yesbik zikruhuma her ne kadar bu nimetler daha önce anlatılmamış olsa da لِأَنَّ فِي الْكَلَامِ çünkü bu sözde delilen bir delil vardır. Yani ileride nimetten anlatılacağına dair. وَقَدْ ذَكَرَهُمَا مِنْ بَعْدِ نِتَكِمْ bundan sonra Allah nimetleri anlatıyor ki وَهُوَ قَوْلُهُ o da şu يَا مَعْشَرَ جِنِّ وَالْاِنْسِ ayet-i kelimesiyle başlayarak nimetler anlatılıyor. وَقَالَ ve ardından da فَبِأَيَّا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِبَانَ buyuruyor. Yani فَبِأَيَّ نِعْمَةٍ مِنْ نِعْمَاءِ Rabbinizin nimetten hangi nimetlerini ni'ma'i rabbikuma eyyuhel cinnu vel insu ey cinler ve insanlar tükeddibani yalanlıyorsunuz. Yani tetecahedani nasıl inkar ediyorsunuz bi enneha leyset minallahi o nimetlerin Allah'tan olmadığını nasıl söylersiniz? Kale ba'duhum bazıları demiştirdir ki alaullahi evet Allah'ın nimetleri alaullahi ve ni'maullahi yani ala kelimesi ve ni'ma kelimesi vahidun aynıdır. Yani ikisi de nimetler manasındadır. İlla ennel ala ancak ala kelimesi e'ammu daha geneldir. Yani bütün nimetleri kapsar. Ve ni'ma'u ni'met kelimesine gelen ni'ma ise ahassu daha özeldir. Daha özel nimetleri ifade eder. Ve yukalu bir başka görüşe göre el ala'u ala kelimesi en ni'metu zahiratu. Görünen nimetleri ifade eder ki ve huve tevhid bu da tevhiddir. Ve ni'ma ni'ma ise en ni'metul batinatu gizli nimetleri ifade eder. Ve huve'l ma'rifetu bil kalbi bu da kalb ile bilmektir.
kekavlihi ve esbeğe aleykum ni'mehu zahireten ve batine. Allah size görünen ve görünmeyen nimetleri bahşetmiştir. Evet, burada kalabiliriz. Diğer müfessirimize geçebiliriz. Evet, son olarak bu dersimizde Sa'lebi'den bahsedeceğiz. Sa'lebi'nin El-Keşf ve'l-Beyan adlı tefsiri bulunuyor. Sa'lebi tabii Nişabur'da doğmuştur. Yani yine Orta Asya'da doğmuştur. Yararlandığı tabii kaynakların listesini verir kitabın başında ki bunu aslında her müfessir yapmaz. Onun bu şekilde yapması, bütün kaynakları göstermesi bizim için çok daha kolaylık sağlıyor. Böylece aslında verdiği tüm bilgilerin hepsinin bir dayanağı, bir kaynağı olduğunu bize ifade ediyor. Tabii aslında amacı tüm kusurlara uzak bir tefsir yapmayı amaçlıyor. Yani hem rivayet hem de rivayet malzemesinden mümkün mertebe en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor. Rivayetlerin senetlerini sadece bir kez zikrediyor. Yani çünkü bir daha zikretme gereği duymuyor. Sahih, zayıf, uydurma, her türlü rivayeti toplamak da eleştiriliyor. Yani çünkü bütün rivayetleri kitabına aldığı için tabii içerisinde zayıflar da bulunuyor. Bu yüzden Sa'lebi'nin tefsiri de bir eleştiriye maruz kalıyor. Sa'lebi Şafii bir alimdir. Şafii mezhebine müntesip. Tabii bütün sahih, zayıf her türlü rivayeti aldığı için adeta bir karmaşık bir yapı arz ediyor tefsiri. O yüzden de kendisinden sonra gelen Bagavi, büyük müfessir Bagavi bu tefsiri alıyor. Ma'alimu Tenzil adlı kitabında özetliyor. Ve bu özetinde sadece sahih olan rivayetlere yer veriyor. Zayıf ve uydurma rivayetlere yer vermiyor. O yüzden Sa'lebi'nin aslında varlığı Bagavi ile günümüze kadar şöhreti ulaşıyor. Dolayısıyla Bagavi sadece sahih rivayetleri aldığı için Bagavi'nin Ma'alimu Tenzil adlı tefsiri Sa'lebi'nin bu tefsirinden çok daha meşhur, çok daha elde tutulur, çok daha okunan bir tefsir haline geliyor. Evet, biraz da Sa'lebi'nin tefsirinden okumalar yapabiliriz. Evet, Sa'lebi'nin arkadaşlar tefsiri 10 cilt halinde basılıyor. Şöyle kapağını görelim. El-Keşfu ve'l-Beyan. Tefsir-i Sa'lebi diye meşhur. Evet, şimdi bundan biz evet 3. ciltten okumalar yapacağız. Burayı. Ve zikru zikretin, hatırlayın. Ni'metallahi aleykum. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. İz kuntum, hani siz idiniz. E'da'a, düşmanlardınız. Fe'ellefe beyne kulubikum, Allah kalplerinizi ısındırdı. Fe'esbahtum bi ni'metihi ihvana, ve Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Şimdi bu ayetle alakalı bütün rivayetleri ortaya koyacak Sa'lebi. Çünkü Sa'lebi'nin ana, aslında tefsirin ana malzemesi rivayettir. Haddetena İbn-i Hümeyd, kâle haddetena Muhammed bin İshâ, kâle haddetena İbn-i Ebi Habib, an Merfet, an Merfet İbn-i Abdillah el-Müzeni, an Ebi Abdirrahman, an Abdurrahman bin Useyle Dabihi, an Ubadet İbn-i Samit, kâle. O da şöyle diyor, küntü fîmen hadra el-akabetel ula, ben diyor ilk akabeye katılan kimselerdenim diyor. Yani ilk akabeye katılmış Ubade bin Sabit. Ve künnâ ithneyi aşara racülen, ve 12 kişiydik diyor ilk akabede. Biliyorsunuz ilk akabeyi Medine'den bir grup gelip peygamberle, Mekke'de peygamberle görüşüyorlar. Febâyâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ve peygamberle biatlaştık. Alâ bey'atin nisâi, kadınların beyatı üzere, yani kadınlar adına da beyatlaşmışlar. Ve zâlike, bu durum kable en tüfterada el harbu, henüz savaş farz kılınmadan önceydi. Neye dair biatlaşmışlar? Ala alla nüşrike billahi şeyen, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarına, ve la nesrika, hiç hırsızlık yapmayacaklarına, ve la nezni, zina yapmayacaklarına, ve la naktule evladene, ve çocuklarını öldürmeyeceklerine. Biliyorsunuz kız çocuklarını öldürüyorlardı. Ve la ne'tiye bi bühtanin, evet, neftelihi beyni eyline ve ercülüne, ellerimize ve ayaklarımıza uydurduğumuz bir iftirayı getirmeyeceğimize, yani hiç kimseye iftira atmayacağımıza,
وَلَا نَعْصِيهِ فِي مَعْرُوفٍ ve hiçbir iyilik, iyi bir konuda ona isyan etmeyeceğimize biatlaştık peygamberle. فَاِنْ وَفَيْتُمْ eğer bunları yerine getirirseniz فَلَكُمُ الْجَنَّةِ size cennet vardır. وَاِنْ غَشَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَٰلِكَ ama bunlardan bir şey eksik bırakırsanız tabi cennet olmaz diye bu şekilde devamında anlaşılabilir. فَاَخَذْتُمْ بِحَدِّهِ o zaman ya da şöyle devamı فَاُخِذْتُمْ بِحَدِّهِ فِي الدُّنْيَا dünyada tabi bunun karşılığını alırsınız yani had cezası alırsınız ki فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ bu had cezası da yaptığınız, işlediğiniz günaha bir kefaret olur. وَاِنْ سَتَرْتُمْ عَلَيْهِ ama yaptığınız bir günahı gizlerseniz اِلَى يَوْمِ kıyameti, kıyamet gününe فَاَمْرُكُمْ اِلَى اللّٰهِ o zaman sizin durumunuz Allah'a kalmıştır. اِنْ شَاءَ عَدَّبَكُمْ dilerse size azap eder. وَاِنْ شَاءَ غَفَرَ لَكُمْ dilerse sizin günahınızı bağışlar. قَالَ عُبَادَ diyor ki وَذَٰلِكَ bu durum diyor قَبْلَ اَنْ يُفْرَضَ عَلَيْهِمْ الْحَرْبُ Müslümanlara sahabe yani savaş farz kılınmadan önceydi. فَلَمَّا اِنْصَرَفَ الْقَوْمُ tabi topluluk dönünce akabeden بَعَثَ مَعَهُمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber onlarla birlikte gönderiyor. Musab bin Umeyr bin Haşim bin Abdümenaf'ı gönderiyor. وَاَمَرَهُ ve ona emrediyor اَنْ يُقْرِئَهُمْ الْقُرْآنَ onlara Kur'an okutmalarını emrediyor. وَيُعَلِّمَهُمْ الْاِسْلَامَ İslam'ı öğretmelerini Musab'a ve yufakkihuhum ve onlara dini anlatmasını onlara emrediyor. Vekâne Mus'ab, evet Mus'ab yüsemmâ bil Medineti, Medineti el-Mukru diye isimlendiriyordu. Yani Kur'an okutan şeklinde lakabı böyleydi. Vekâne o idi evvele mukri'in bil Medineti, Medine'de ilk Kur'an öğreten kimseydi. Vekâne menziluhu onun konumu alâ Es'ad ibni Zerârate, onun konumu Es'ad bin Zerârate'den daha üstündü. Fekâle Sa'd ibn Muaz, Sa'd bin Muaz demiştir ki li Esyed bin Hudayra demiştir ki imtalik git ila hadayn ar-raculayn şu iki adama ellediğini o iki adam ki kad eteya geldiler darana bizim yurdumuza geldiler. Evet. Yusuf fiha cahil bırakmak için duafa ana bizim zayıflarımızı fezcurhuma onları engelle. Fe inne Es'ad çünkü Es'ad İbni Halet'i, benim teyze oğlu Es'ad, fe inne Es'ad İbni Halet'i, yani Es'ad benim teyze oğlumdur. Velev la zâke, eğer böyle olmasaydı, ve kefeytüke, ben onun işini görürdüm. Akraba olduğu için bir şey yapamıyorum diyor yani. Ve kâne Sa'd ibn-i Mu'ad, Sa'd bin Mu'ad ve Esyed bin Hudayr, onlar da Seyyide-i Kavmihme, kavimlerin efendisi, min benim eşher, Eşel oğullarının, kavimlerinin efendim, reisleri yani. Vekilâhumâ müşrikân, ikisi de müşrikti. Feahade Esyed ibn-i Hudayr, Esyed ibn-i Hüzeyde harasehu. Onu gözetledi. Fümme ekbele ilâ Mus'ab ve Es'ad. Sonra Mus'ab ve Es'ad'a geldi. Vuhumâ câlisâni fî hâil. Onlar o ikisi duvarın yanında oturuyorlardı. Felemmâ rââhu. Es'ad bin Zerara onu görünce kâle li Mus'ab. Mus'ab dedi ki, hâzâ seyyidü kavmin, bu kavmin reisidir. Kaccâeke sana gelmiştir vallahi Allah'a yerine olsun ki. Evet. Fe estakallâhu fîhi ve Allah da onun sözünü doğrulamıştır. Evet. Bu ayet-i kerimeyle. Kâle Mus'ab. Mus'ab dedi ki, in yeclis, eğer oturursa nükellimuhu, onunla konuşuruz. Kâle, o dedi ki, fe vâkafa aleyhime. Onların yanında durdu müşettimen. Söverek onların yanında durdu. Fakale. Ma ca'e bikuma ileyne. Ne diye bize geldiniz ki? Tüseffihane du'afâne. Bizim zayıflarımızı onu cahil bırakarak. İ'tezilâne. Bizi yalnız bırakın. Bizi terk edin. İmkânet ekuma fî enfisküme hâce. Yani eğer sizin bir ihtiyacınız varsa bizi bırakın. Fakale lehu Mus'ab. Mus'ab dedi ki evet teciz. Fetesme. Bir otursan bir dinlesen bizi. فَاِنْ رَضَيْتَ اَمْرًا yani eğer bir işe razı olursan قَبِيْتَ onu kabul edersin ve اِنْ كَرَهْتَهُ eğer hoşlanmazsan كَفَّ عَنْ كَمَا تَكْرَ hoşlanmadığın şeyi de bırakırsın, uzak durursun. قَالَ اَنْصَفْتُ yani ben diyor insaflı davrandım. ثُمَّ رَكَزَ حَرْبَتَهُ sonra mızrağını dikti.
Vecelese ileyhima. Onların yanına oturdu. Fekelleme Mus'ab bil İslam. Sonra Mus'ab İslam'ı anlattı. Ve kara aleyhi el Kur'an'e. Sonra da onlara Kur'an okudu. Yani burada tabi Mus'ab'ın Medine'den ilk dönemlerinde yani İslam'ı nasıl anlattığını esasını burada anlatıyor bu rivayetlerde. Kale Kale o dedi ki vallahi Allah'a yemin olsun ki le'arafna fi vecihi. Biz diyor Mus'ab'ın yüzünden öğrendik, gördük. El İslam'ı İslam'ı kabl en yetekelleme fi eşrakihi ve tesahhulihi. Yani tepelerde, ovalarda İslam'ı konuşmadan önce biz diyor, yani İslam'ı anlatmadan önce diyor, biz İslam'ı diyor Mus'ab'dan öğrendik diyor. Sümme kale, sonra o şöyle diyor. Ma ahsene hâda ve ecmelehu. Bu İslam ne güzel şeydir. Keyfe tasna'une. Siz nasıl yapıyorsunuz? İzâ eradtum en tedhulû fî hâda dini. Bu dine girmek istediğin zaman ne yapıyorsunuz? Kâlâ lehu. Ona dedi ki o ikisi. Tağtesil. Gusledersin. Ve tutahhir sevbeke. Elbisenin necasetten temizlersin. Thümme teşhed bi şehadete hak. Sonra kelime-i şehadet getirirsin. Thümme tusalli rak'ateyn. Sonra iki rekat namaz kılarsın. Fekame. O da ayağa kalktı. Vaktesele ve gusülü aldı. Ve tahhara thevbehu. Elbisesini temizledi. Tabi Esad'dan bahsediyor burada. Ve şehide bi şehadetil hakkı ve kelime-i şehadet getirdi. Thümme kâne, sonra ayağa kalkıp ve sallâ rak'ateyni, sonra iki rekat namaz kıldı. Thümme kâle lehuma, sonra Esad o ikisine dedi ki inne verâi, benim ardımda raculen bir adam var. İn ettebi'ukuma, eğer size tabi olursam lem yetekallaf anhu ahadu min kavmi, onun kavmine hiç kimse geri kalmaz. Hepsi de tabi olur. Evet. Ve seursiluhu ileykuma el'an, ve onu diyor şimdi diyor size göndereceğim. Yani onu der ki Sa'd bin Muaz'ı tabi kastediyor. Thumma akhadha harbatu, sonra mızrağını aldı. Ve sarafa ila Sa'din, Sa'de döndü ve kavmi ve kavmine. Ve hum culusun fi nadihim, kendi meclislerinde otururlarken Sa'd ve kavmine döndü. Felemma nazara ileyhi Sa'd bin Muaz, Sa'd bin Muaz ona bakınca mukbilen yönelerek ona kâle, dedi ki ahlifu billahi, Allah'a yemin ederim ki laqad ca'akum esyet. Size esyet geldi bi gayri vecihi lladhi zahaba min indikum. Yani sizin yanınızdan gittiği yüzden başka bir yüzde sizin yanınıza geldi. Felemma waqafa alen nadi, meclisin yanında durdu. Qala lahu sa'd, sa'd ona dedi ki afa'at, ne yaptın? Qala dedi ki kellemtu raculen, o iki adamla konuştum. Fe vallahi, Allah'a yemin olsun ki ma ra'aytu bihima ba'sa, onlarda diyor hiçbir kötülük görmedim. Fakat nehaytuhuma, görmedim ki onları yasaklayayım. Fakala, o onlar ikisi dedi ki la nef'alu illa ma ahbabt, ancak istediğin şeyi yaparız dediler. Ve fil hadis, yine bir hadis, başka bir hadise de enne beni harise, harise oğulları haracu ila es'ad bin zerara yaktuluhu, es'ad bin zerara'ya doğru gitmişler onu öldürmek üzere. Ve zalike, bu da şöyle ennehum arafu, onlar öğrenmişler ki ennehu İbn-i Halid'ke teyze olup yuhakkiluke, seni alçatmak üzere alçatmaya çalışan teyze oğlu olduklarını öğrenmişler. Fakale Sa'd, ne oldu ben? Sa'd da tabi öfkelere kalkıyor mübadiran. Dillediği zekera lehu, zikrede olaya hemen celik kalkıp öfkelere kalkıyor. Fe ehade el harbete minhu, ve mızrağını alıyor. Thümme kale, sonra şöyle diyor. Vallahi ma erake اَغْنَيْتَ شَيْئًا, yani hiçbir şey seni benden kurtaramaz diyor. فَلَمَّا رَآهُمَا مُطْمَئِنَّيْنِ, onları huzurlu bir şekilde görünce Arafa anlıyor ki اَنْ اَسْيَتْ اَسْيَتْ اِنَّمَا اَرَادَ اَنْ يَسْمَعَ مِنْهُمْ, onlardan bir şey duymak istiyor. فَوَقَفَ عَلَيْهِمَا مُشَدِّمَا, ve söverek onların yanlarında duruyor. ثُمَّ قَالَ لِأَسْعَدِ بْنِ زَرَارَ, sonra Es'ad bin Zerara diyorlar ki ya Ebu Umamete, ey Ebu Umama, levla ma beyni ve beyneke minel karabeti, eğer aramızdaki bu akrabalık bağı olmasaydı, evet, ma rumtu hâdâ minni, bunu sana atmazdım. Tegashşâna fî dârine bimâ nekerahu, yani diyor bizim yurdumuzda hoşlanmadığımız bir şeyi bizi
sarardı. Fakat kâle li Mus'ab, Mus'ab'a dedi ki câeke vallahi seyyidu kavmihi, Allah'a yemin olsun ki kavmin reisi sana geldi. İn tebi'eke, eğer sana uyarsa lem yuhalifke minhum ahadun, hiç kimse, onların hiç kimse sana karşı çıkmaz. Fakale le Mus'ab, Mus'ab ona dedi ki eve tek'ud fetesma, oturup dinler misin? Fe in radite emran ve ragibte fihi kabilte, eğer diyor hoşlanacağın bir iş olursa onu kabul edersin. Ve in kerahtehu kerihtehu, eğer hoşlanmazsan kad kefâke mâ tekrehu, yani hoşlanmadığın şey sana yeter, yani çekip gidersin diyor. Kale Sa'd, Sa'd diyor ki ensafte, çok da insaflı konuştun diyor. Fümme rakeze el harbede fecelese, sonra tabi mızrağını dikip oturuyor. Fe arada aleyhi İslam, sonra ona İslam'ı anlatıyor. Ve kara aleyhi Kur'an, ona Kur'an okuyor. Kala, o istiyor ki, diyorlar ki fe arafna, vallahi Allah'a yemin olsun ki biz öğrendik. Fi vecihihi el İslam'a, İslam'ı Mus'ab'ın yüzünde öğrendik. Kabile en yetekelleme fi işraki ve tesahuri, tepelerde ve ovalarda o İslam'ı konuşmadan önce. Fümme kâle lehumâ, sonra o ikisine dedi ki keyfe tasna'ûne izâ entüm eslemtüm ve dehaltüm fîhâ dîne, Müslüman olup bu dine girdiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Kâle dediler ki tegtesil, gusül alırsın ve tutahhir thevbeke ve teşhed bi şehadetil hak, elbiseni temizlersin ve kelime-i şehadet getirirsin. Fümme tusalliye rak'ateyn, sonra iki rekat namaz kılarsın. Fekâme, o da ayağa kalkıyor. Fe'tesele, gusül alıyor. Fe'tahara, fe'vehu, elbisesini temizliyor. Ve şehide şehadetel hak, ve kelime-i şehadet getiriyor. Ve rak'a rak'ateyni, ve iki rekat namaz kılıyor. Fümme ehede harbetehu, sonra mızrağını alıyor. Fe'akbel amiden ila nâdi kavmihi, sonra kavminin meclisine doğru yönelerek gidiyor. Ve ma'ahu Esyed bin Hudayr, yanında da Esyed bin Hudayr var. Felemma ra'ahu kavmuhu mukbilen, tabi kavmi onu kendisine doğru geldiğini görünce kâlû, dediler ki nahlifu billahi, Allah'a yemin ederiz ki lekad raca'a sa'dun ileykum, sa'd size dönmüştür bi gayril veçhillezî zehebe bihi min indikum, sizin yanınızdan gittiği yüzden başka bir yüzde dönmüştür. Felemma vakafa aleyhi, sonra meclisin yanında durunca kâle, şöyle diyor ya beni Abdüleşer, ey Eşel, Abdüleşed oğulları, keyfe ta'lemune emri fikum, benim durumumuzu, sizin içinizde benim durumumu nasıl biliyorsunuz diyerek konuyu anlatmaya başlıyor. Evet arkadaşlar, burada bu dersi burada kalabilir. Subhanekallahumma bihamdik, neşhedü en la ilahe illa ente, vahdike la şerike lek, nestağfiruke ve netubu lek, subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun, ve selamun alel murselin, velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.